Estetik ve güzellik kavramları iç içe kullanılan kavramlardır. Estetik, sanat, güzel ve güzellik kavramları her dönem farklı kelimelerle ifade edilmesine karşın gündelik dilin içinde kullanılan dinamik kavramlardır. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Estetik, sanat, estetik beğeni, plastik sanatlar, fotoğraf. Bu programı izledikten sonra estetik kavramının tarihsel süreci nedir? Estetik çözümlemelerin kavramları nelerdir? Plastik sanatlar dendiğinde akla gelen ilk sanatlar ve özellikleri nelerdir? sorularına cevap bulabileceksiniz. Antik çağ estetik düşüncesini oluşturan düşünürler. Platon, Aristoteles, Plotinus'un sanat ve güzel üzerine düşünceleri, Mimesis yani taklit, yansıtma olarak sanat düşüncesi ekseninde anlatmaları, eylem ve ifade aracı olarak sanatı farklı açılardan konu etmeleridir. Bu anlamda sanat sadece estetiğin değil, aynı zamanda etiğin konusu içinde de yer almaktadır. Platon'un sanat anlayışı estetik olmaktan çok etik nitelikler taşımaktadır. Sanatçının ortaya koyduğu eser yolu ile ilettiği bilgi önemlidir. Sanatı mimesis olarak ele alan Platon, sanat eseri yoluyla insanın bilgilenmekten çok gerçek bilgiden uzaklaşacağını söyler. Sanatçının yaptığı, taklidin taklidini üretmektir. Böylece insanı idealar dünyasından uzaklaştırırken yarattığı esrime ile kendine daha çok bağlar. Aristoteles'in son yazdığı kitap olarak değerlendirilen eseri poetikada sanat, sanatçı ve estetik üzerine düşünceleri yer alır. Şiir ve dram sanatlarını konu edinen poetika genel olarak sanat düşüncesi üzerinedir. Bir eserin ne kadar süre ve uzunluğa sahip olması, anlatım biçimi olarak kullanılacak ölçü, simetri asimetri, teknik araçlar, dekor, hikayenin anlatımı, komedya, tragedya gibi birçok başlık altında sanat eserinin yaratılma sürecinde estetik bir form olarak ilkelerini ele alır. Plotinus felsefesi bir nous yani akıl zeka, ruh yani evren ve dünya ruhu ve madde biçiminde sıralanır. Her şey birden türüm eder. Madde ışıması en az olandır. Sanat, maddeye kazandırılmış form yani ruhtur. Bu yolla madde estetik bir görünüş, akıl yoluyla güzellik kazanır. Immanuel Kant, hemen her konuda eser veren modern mantık ve felsefenin ilk akla gelen Alman düşünürüdür. Sanattaki güzeli diğer alanlardan ayırarak ereksiz ereklilik diye ifade eden Kant, Sanatı etiğin nedenselliğinden ve doğanın zorunluluğundan ayırmıştır. Friedrich Schiller sanatın insanın rasyonel alanı ile duysal alanını bütünleştirdiğini, bu ikisinin bütünlüğünün insanda özgürlük duygusunu doğuracağını ve bunun da oyun iç tepisiyle gerçekleşebileceğini söyler. Hegel sanatı insan aklının bir ürünü olarak görmüş ve doğadaki güzelden üstün tutmuştur. Hegel, sanatı sembolik, klasik ve romantik olmak üzere üç dönem altında inceler. Sembolik dönemin sanatı mimaridir, klasik dönem heykelle, romantik dönem ise resim, müzik, şiir ile ifade edilir. Marx, sanatı toplumsal yaşamın dönüştürücü öğelerinden biri olarak değerlendirmiştir altyapı ve üst yapı kuramı ile kültür ve sanata dair alanların ekonomik ilişkilerin yansıması olduğunu, altyapıda eşitlik sağlanmadığı sürece üst yapı kurumlarının gerçek işleyişine kavuşamayacağını söyler. Benedetto Croce estetiği genel bir dil bilim olarak kavrar, çünkü böyle bir dil bilimin içine ona göre her türlü ifade gücü olan medya, insanın kurduğu sembollerin tüm formları ve genellikle dil dediğimiz paradigma girer. Adorno da sanat yapıtı, estetik obje, gerçeklik koşullarının ve kategorilerinin dışında bir örnek görünüş varlığıdır. Estetik süje özne, estetik süje bir estetik objeyi algılayan, onu kavrayan ve ondan estetik olarak hoşlanan, ondan estetik haz duyan bilinç varlığı ben anlamına gelir. Gündelik yaşamda nasıl ki bir dili anlamak, uzmanlık gerektiren bir konuda konuşmak bilgi sahibi olmayı zorunlu kılıyorsa, estetik bir obje ile yüzleşme de bir bilgi ve bilinç sorunudur. Estetik özneyi süjeyi belirleyen şey onun kim olduğundan ziyade estetik diye tanımladığımız bir tavra sahip olması, estetik bir tutum geliştirmiş olmasıdır. Estetik obje nesne bir sanatkar tarafından yaratılmış bir sanat yapıtı olabileceği gibi insanın yaratıcı etkinliğinin sonucu olmayıp Tam tersine onun verili ya da hazır bulduğu doğal bir şey, sözgelimi bir doğa manzarası ya da insan bedeni benzeri bir doğal ürün olabilir. Duyusal alanımıza giren her obje bizde bir etki bırakır. Kimi zaman bu olumlu, hoş, estetik, kimi zaman da olumsuz, nahoş, çirkin olabilir. Bir nesneyle kurduğumuz ilişkide bu yargıları vermemize sebep bizim onunla kurduğumuz bireysel ilişkilerin yansımasıdır. Bir nesneyi salt kendi olarak görmeyi ve bilmeyi denemek, yapılan eylemin farkında olmak, o nesnenin karşısında bir tavır, durum almaktır estetik tavır sanat eserinin karşısında alınan bu bilinçli olma halinin duysal alandan düşünsel alana doğru anlamlandırılması, pratik ve yarar amaçlı bakışın dışında bir anlamı olmasını gerektirir. Estetik beğeni bizim dışımızdaki herhangi bir şeyin bizde bıraktığı etki yoluyla yaşadığımız duygu durumudur. Bu etkinin oluşması için illaki bir sanat eseriyle karşı karşıya kalmak gerekmez beğenilerimizin içine birçok şey katabiliriz. Sanat kavramı kullanıldığı zaman çoğunlukla akla gelen ilk alanlar mimari, resim, heykel, seramik gibi plastik sanatlardır. Bu alanların akla gelmesindeki temel etken sanat tarihinin çalışma alanlarını bunların oluşturuyor olmasıdır. Mimari, plastik sanatların diğer alanlarına göre anlamını işlev boyutuna kaydırmış gibi olsa da, insanın estetik yaşamını temelden etkileyen alanların başında gelir. Bir yapı hangi dönemde olursa olsun, amacına ve işlevine uygun bir mimari planla inşa edilir. 3 ana başlık dini, sivil ve askeri mimari, geçmişten günümüze mimari formların işlev ve biçim açısından temel ayırıcı alanlarını oluşturmuştur. Resim, plastik sanatlar ve form yaratma süreci resimle başladı. Mağara dönemi resimlerinden günümüz resmine kadar insanın terk etmeden devam ettiği sanat alanı olarak karşımıza çıkar. Resim, imgenin yaratıldığı en önemli kompozisyon biçimini oluşturur. Heykel, plastik sanatların üç boyutlu görünüşünü forma yansıtma temelinde en iyi algılanan alanı olarak söylenilebilir. Resim sanatında iki boyutlu yüzeyde, üç boyutlu anlatım ile plastik dil kurulurken, heykel kullandığı malzeme aracılığıyla forma üç boyutlu bir içeriği bir anlamda zorunlu olarak kazandırır. Seramik, malzeme olarak insanın ilk temas ettiği plastik sanattır. Malzemenin kolay işlenişi ve bulunması, seramin yaygınlaşmasının erken kültürlerden itibaren ağırlıklı kullanılma nedenidir. 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren çoğaltılabilir teknik araçlarla sanat üretimi yapılmaya başlamış. Fotoğraf makinesi bu anlamda öncü rol oynamıştır. Fotoğraf hem müthiş bir benzerlikle hem de otomatik ve ucuz bir şekilde resim üretimine olanak sağlamıştı fotoğrafla teknik araçların egemenliğinde başlayan çoğaltılabilirlik, sinema sanatı ile birlikte ses, ışık, kurgu, dramaturji, makyaj ve birçok etkenin yan yana kullanılması ile birlikte kolektif çok katmanlı bir yapı kazanmıştır. Sinema günümüz kültürel dünyasında ortaklaşa olarak en yoğun paylaşılan sanat üretimi olarak görülmektedir. Antik çağ estetik düşüncesini oluşturan düşünürler Platon, Aristoteles, Plotinus'un sanat ve güzel üzerine düşünceleri, mimesis yani taklit, yansıtma olarak sanat düşüncesi ekseninde anlatmaları, eylem ve ifade aracı olarak sanatı farklı açılardan konu etmeleridir. Sanat kavramı kullanıldığı zaman çoğunlukla akla ilk gelen alanlar mimari, resim, heykel, seramik gibi plastik sanatlardır. Modern sanatın gelişmesinde önemli bir neden fotoğrafın ortaya çıkışıydı. Sinema, günümüz kültürel dünyasında ortaklaşa olarak en yoğun paylaşılan sanat üretimi olarak görülmektedir. Bu programda estetik kavramının tarihsel süreci nedir? Estetik çözümlemelerin kavramları nelerdir? Plastik sanatlar dendiğinde akla ilk gelen sanatlar ve özellikleri nelerdir sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Görsel Estetik Ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.